Genellikle leoparlar aslan gördüklerinde hemen kaçmayı yeğlerler. Onun vakur bakışlarıyla savunmaya devam etmesi aslanları huzursuz ediyor. Zaten havada çok daha lezzetli bir av kokusu var. Çıtırtıyı bile yakalıyor. Sahne hazır. İmkansız bir av. Bölgenin en yırtıcı hayvanı. Karışık bir savaş meydanı. Yanı kapımız da bu anı bekliyordu zaten. Geldi. Çok dikkatli olmak zorunda. Leopar'ın en belirgin özelliği keskin zekası ve içgüdüleri, sinsi hareketleri ve soğukkanlı planlarıdır. Avını aniden sindiren bu ölümcül hamle onun imzası. Bu şekilde varlığını hissettirmeden bufalo sürüsünün arasına karışır, etraftaki aslanlara görünmeden avlanır. Karmaşayı lehine çevirmekte ustadır. Adrenalinden gözü dönmüş aslanlar bir şeyleri gözden kaçırdıklarını sonradan fark ederler. Ama yanık kavanoz çoktan toz olmuştur bile. En ufak bir kan kokusu çalıların piranhalarını harekete geçirmeye yeter. Ağırlıklarının iki katı yükle dümdüz ağaca tırmanan leoparlar için yavru bufaloyu taşımak çocuk oyuncağı. Ama bu leopar için geri çekilmek söz konusu değil. O her an geri dönmeye, kapışmaya ve kükremeye hazır. Biz insanların birbirleriyle sürekli savaş halinde olan bu hayvanların birbirlerini nasıl olup da bu kadar iyi tanıdıklarını anlaması kolay değil. Sırtlanlar baba leoparı diğer leoparlardan ayırabiliyor. Baba leopar ne işte? Legedema pek çok yeteneğini babasından almış. Ama gene de sırtlanlar ona aynı saygıyı göstermiyorlar. Bu onun çok erken yaşta öğrendiği bir ders. O zamanlar henüz 6 aylıktı. Anne ve kız bütün günü birlikte geçiriyorlardı. Rahatları yerindeydi. Beraber olmanın tadını çıkarıyor, birlikte saatlerce oyun oynayıp avlanıyorlardı. Legedema annesi için bir yavrudan çok bir arkadaştı. O gün yaşadığı bölgenin sınırlarını öğreniyordu. Her şey yeni bir keşifti. Gördüğü ilk yağmur sezonuydu.
Çiçeklerle dans eden kelebekleri izlerken bir anda kendini ormanın içinde annesinden çok uzaklarda buldu. Birçok yırtıcı hayvanın yaşadığı bu ormanda böylesi bir hata ölümle dans etmek demekti. Çok şanslılar. Çünkü bu bölgedeki aslanlar ağaca tırmanamayacak kadar hantal. Bir anda etrafları aslanlarla çevrildi. Sınır tanımayan genç, enerjik aslanlar belirmeye başladı. En büyük zevkleri kedileri alaşağı edip parçalara ayırmak olan genç aslanlar sardı her yanı. İki kedi türü arasında garip bir rekabet var. O gün aslanların kazanmasına ramak kalmıştı. Ama Legedema'nın tırmanma yetisi aslanlardan daha üstün. Aslanların aksine leoparların ayak bilekleri hareket edebilir. Aslanlar tırmandıklarında bilekleri vücut ağırlıklarını taşıyamaz ve kayarlar. Yeniden denemek bile onlara zor gelir. Genellikle ağacın dibinde kümelenirler. Legedema aslanlarla çevrili bir ağaca sığındı. Annenin bu kükreme ve hırlamaların arasında kızının ciddi bir tehlikeye maruz kalıp kalmadığını bilme şansı yoktu. Yok önce falan. Rüya, kaçıyorum. Kızından ayrı kalan anne, yavrusuna ulaşabilmek için tehlikeyi göze aldı. Legedema için bu kadar heyecan fazlaydı. Aslanlara hissettirmeden oradan ayrıldı.